Sen Instagram hesabın kapatıldıysa ve bu videoyu izliyorsan üzülme. Bu videodan sonra kapanan Instagram hesabını %90 ihtimalle tekrar açacağız. Sadece bu videoyu sonuna kadar izle. Bak bir de ipucu vereceğim size. Eğer bu işlerden hiç anlamıyorsanız da o yöntemle açtırabileceksiniz tekrar. İlk başta arkadaşlar hesabınızın neden kapanabileceğini anlatacağım. Birkaç farklı sebebi var bunun için. Ondan sonra da hesabınız kapandıysa tekrar nasıl açarsınız? O sebeplere göre onları anlatacağım. Benim de Instagram hesabım kapatıldı. Hatta kapatılma sebebi çok komikti, takipten kapatılmıştı. Ben de birkaç mail ve çözdüm olayı. Şu an kullandığım Instagram hesabı o kapatılan Instagram hesabı. Yani kolayca yeniden açılabiliyor bu hesaplar. Rahat olun. Şimdi hesabının kapanmasına sebep olacak 4 şey var. Hesabın kapanmadıysa bile bu 4 şeye dikkat et. 1. Taklit nedeniyle şikayet edilmiş olabilirsiniz. Şimdi birileri geliyor sizi taklitten şikayet ediyor ve gerçekten birilerini taklit ediyorsanız Instagram hesabınızı kapatacaktır. 2. Birileri tarafından çok kez şikayet edilmiş olabilirsiniz. Bir hesabı kapatmanın en kolay yolu Instagram'da bir sürü kişi tarafından şikayet ettirmek. Bu şekilde bir sürü insan tarafından şikayet edilen hesaplar tahminen bir böyle 50-60 şikayetten sonra otomatik olarak kapatılıyor, devre dışı bırakılıyor. Bunun da çözümü var ama yok değil. Çok kolay bir şekilde geri açılabiliyor. 3. Çok sayıda yorum, beğeni, takip etme işlemi yapmak. Bakın takipçi gelmesi değil, takip etme işlemi yapmak. Bu şey yorum, beğeni ve takip etme işlemini çok sık yaparsanız Instagram hesabınızın spam olduğunu düşünüp engelleyebiliyor. 4. Ve açılması en düşük ihtimalli olansa kullandığınız 3. parti uygulamalar. Instagram'ınıza profilinizi kimlerin ziyaret ettiğini görmek için bir program indirdiyseniz, uygulama indirdiyseniz, gizli profilleri görmek için bir program indirdiyseniz muhtemelen hesabınız açılmayabilir. Ve son söyleyeceğim şey hesabınızın size ait olduğunu doğrulamamız gerekebilir. Eğer hesabınız bir fake hesapsa işe yaramayabilir buradaki taktikler. Şimdi geldik bu kapanan hesapların nasıl açılacağını. Tamam şu ana kadar hesaplar nasıl kapatılacağını anlattım ama burayla ilgilenmiyorsunuz zaten tahmin ediyorum. Arkadaşlar ilk başta bu işlerle hiç aranız yoksa, yani daha önce hiç böyle Instagram'a mail atmamışsanız hesabınız ilk defa kapatılıyorsa ve bu sizin çok önemliyse, ben sizin yerinizde olsam bir uzmandan yardım alırdım. Bugün size onlardan bir tanesini tanıtacağım ve bence bu işi çok iyi yapanlardan da bir tanesi, daha önce de tanıtmıştım. Pektaş Medya var. Pektaş Medya sitesine girdiğimizde zaten bunun gibi işleri yaptığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Gördüğünüz gibi WhatsApp destek hatları var. WhatsApp destek hattından da destek alabiliyorsunuz. Hesabınız kapatıldıysa, çalındıysa, başkasının eline geçtiyse ya da hesabınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, yardım almak istiyorsanız burada direkt uzmanlar size yardımcı oluyor. Ben daha önce birkaç kişiyi yönlendirdim. Gerçekten memnun da kaldılar. Kapanan hesaplarını gerçekten de açtılar. O yüzden size bir ufak tanıtmak istedim. Sitelerine girdikten sonra şu hizmetler kısmından zaten neler yaptıklarını görebilirsiniz. Pektaş Medya bayağıdır var bu arada. Yeni açılan bir site değil. Bayağıdır ben de kullanıyorum. Bir sorun yaşadığımda direkt bu adamlara aktarıyorum. Adamlar da gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıp işi hallediyor. Yani hesap kapandıysa açıyor. Bu nokta özellikle Instagram'la ya da maillerle çok fazla bilgisi olmayanlar için. Peki bu konuda kendiniz neler yapabilirsiniz? Diyelim paranız yok. Ben de onu anlatayım. Bunun haricinde açıklamalar kısmına bırakacağım bu adrese girip bir form doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Gelin beraber bir formu dolduralım. Burada Instagram hesabım donduruldu diyor. Burada bu hesap bir işletmeyi, ürünü veya hizmeti mi temsil etmek için kullanılıyor diyor. Yani burada hesabınız bir işletme hesabı mı? Buna karar vermemiz gerekiyor. Kişisel hesapsa hayır diyeceğiz tabii ki de. Diyelim kişisel hesap hayır. Nüfus cüzdanınıza yazan ad soyadınız. Yani resmi dairelerde kimliğinizi yazan isim soy isminizi yazıyorsunuz. Mahmut Tanrıverdi. Instagram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz buraya kapanan hesabınızın. E-posta adresiniz. Instagram hesabınızın kayıtlı olduğu e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Örneğin mahmut@gmail.com. Hangi ülkeden yazıyorsunuz? Türkiye. Tıkladık. Sonra buradan göndere bastık. Şimdi tabii ben gönderdim de bu hesabın aktif olduğunu söylüyor bize doğal olarak. Belirttiğiniz kullanıcı adı veya kısa bağlantı aktif olmayan bir Instagram hesabına ait değil diyor. Bu formu doldurduktan sonra ne yapacağınızı anlatarak devam edeyim ben. Şimdi bu formu gönderdiniz. Sonra size Instagram support ulaşıyor mail üstünden. O yüzden mail adresinizi böyle günde 2-3 kere kontrol edin. Mail %90 ihtimalle böyle ilk bir hafta içinde gelecek size. Bu işler böyle birkaç günde çözülecek işler değil. Biraz zaman alıyor. Siz bu formu doldurduktan sonra size bir mail gelecek. Orada muhtemelen söyleyecekleri şey şu. Bir kağıda adınızı, soyadınızı ve bir seri numara veriyorlar. Mesela 9763. Bunu yazarak bir kağıdı kameraya doğru doğrultun. Yanınızda da kimliğinizi tutun ve yüzünüz de gözüksün. Şurada kağıdınız, burada kimliğiniz, burada da yüzünüz gözükecek şekilde fotoğraf çekiyorsunuz ve bu fotoğrafı Instagram ekibine gönderiyorsunuz. Instagram ekibi bu fotoğrafı kontrol ediyor. Eğer doğruysa size zaten şifreyi yenilemeniz için bir bağlantı gönderiyor. Ya da zaten şifreyi hatırlıyorsanız da direkt hesabınızın açıldığını söylüyor. Ben de öyle olmuştu. Hesabım çat diye açıldı. Bu formu gönderdiniz. Size dönüş yapıldı. Fotoğrafı da gönderdiniz. Şimdi sırada ikinci şey var. Bunu yaptıktan sonra şu formu dolduracaksınız. Instagram hesabının dondurduğu formu. Az öncekine benziyor ama birazcık daha farklı. Burada hesabın yanlışlıkla kapatıldığını düşünüyorsanız araştırabilmemiz için lütfen aşağıda
istenen bilgileri verin diyor. Burada ne yazmış mesela? Lütfen bu form sadece Instagram hesabınız topluluk standartlarına aykırı olduğu için kapatıldıysa ve bunun bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız gönderin. Hesabınıza başka bir nedenle erişemiyorsanız sorunuzu iletecek uygun iletişim kanalını bulmak için yardım merkezine dönün. Burada şunu söylüyor. Hesabınız Instagram ekibi tarafından kapatıldıysa formu doldurun diyor. Ha, oldu da şifreyi kaybettiniz, başkasının eline geçti. Bu form doğru form değil bunlar için diyor. Şimdi bu formu dolduralım. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz aynı şekilde. E-posta adresinizi yazıyorsunuz. Burada önemli nokta şu. Bu e-posta adresiniz Instagram hesabınızın kayıtlı olduğu e-posta adresi olmak zorunda. Yoksa kabul olmaz. Instagram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Cep telefonunuzu yazıyorsunuz. Buraya da bu hesabın kalıcı olarak kapatılması kararına neden itiraz ettiğinizi bildiriyorsunuz. Biri adıma ama ben taklitten kapatıldım. Örneğin diyelim sizin hesabınızı kapattılar. Taklitten kapattılar. Ama aslında başka bir hesaba şikayet etmiştiniz. Başka bir hesap sizi taklit ediyordu. Bende mesela böyle bir olay olmuştu. Bir hesap benim fake'imi açmış. Mahmut Tanrı verdi diye. Benim fotoğrafımı kullanmış. Instagram'da taklit bir hesap açmış. Abi ben de o kadar güvenerek kendimi şikayet ettim ki hesabı. 48 saat sonra ne gördüm biliyor musunuz? Benim hesabım kapatılmıştı. Instagram gelip benim hesabımı komple kapatmış taklitten. O adam benim fotoğrafımı çalarak profil resmini değiştirmiş. Adını soyadını Mahmut Tanrı verdi yapmış. Şu an kullandığım hesaptan bahsediyorum bu arada. Daha sonra ben Instagram'ın iletişime geçtim bu yöntemle. Sonra bana işte az önce bahsettiğim gibi kimliğimi ve yazıyı tutmamı istediler. Bu şekilde tuttum, fotoğrafını çektim, attım. Bir gün içinde mail gönderdiler. Hesabım aktif oldu tekrar. O yüzden korkmanıza gerektirecek bir durum yok. %90 ihtimalle hesabınız geri açılıyor. Tamam, formu gönderdik. Göndere bastık. Bu aşamalarda sorun yaşadıysanız ya da bu konularda çok bilginiz yoksa arkadaşlar dediğim gibi Pektaş Medya'dan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Normalde biliyorsunuz ben yorum atanlara, Instagram'dan mesaj atanlara dönüş yapıyordum. Ama bir yerden sonra ben artık yetişememeye başladım. Şu an zaten ayrıca bir işim var. İşte okulda da çalışıyorum derken artık hiçbir şeye yetişemez oldum. O yüzden de sizi direkt benim gibi böyle uzman olan bu alanda insanlara yönlendiriyorum. Dediğim gibi onlarla bir görüşebilirsiniz. Eminim işinize yarayacak bir sonuç çıkacaktır. Şimdilik bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada aynı zamanda Instagram hesabınız çalındıysa veya reklam hesabınız kapandıysa neler yapacaksınız? Onlarda da anlattığım başka videolar da hazırlayacağım. Önümüzdeki hafta onlar da yayında olur. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada Instagram'ın hesaplar bu kadar kolay kapatması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü hesapları acımadan çat diye kapatıyorlar. Birkaç şikayetle bile hesabınız kapanabiliyor. Bu konuda ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Yorum atmayı unutmayın.